الرحيم nice Ramazanlardır ki İslam beldelerinin işgal edilmesini tarumar edilip viraneye çevrilen şehirleri yok edilmek istenilen bir medeniyeti açlıktan hayatını kaybeden insanları Müslümanların katledilişini yakılan ve yıkılan enkazların altında parçalanmış ve yakılmış bedenlerin çıkarılmasını, Gazze'nin üzerine ölüm kusan bombaların yağdırılmasını, Rabia meydanında dünyanın gözü önünde bir saat gibi kısa bir sürede 3000'in üzerinde Müslümanın kıyımdan nasıl geçirildiğini, kıyılarımıza vuran aylan bebeklerin görüntülerini ve enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Ümran çocuğun bakışını hepimiz ekranlardan maalesef izliyor ve kahroluyoruz. وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله Gerçekten işte hemen yanı başımızda Suriye'de 6,5 yıla yakın bir süredir. 6 yılı aşkın bir süredir bir iç savaş var, bir karışıklık var. Kan dökülüyor. Can kayıpları yaşanıyor. Suriye nüfusunun yarısından fazlası yer değiştirmek zorunda kaldı. Bazıları burada bizim misafirimiz. Avrupa'ya sefer halindeyken batan deniz araçlarından cesetleri kıyılara vuruyor. Bazı İslam beldelerindeki iç karışıklıklardan dolayı gıdaya ve temiz suya erişim imkansız hale gelmiş, açlıktan çocuklar ölüyor. Tedavi edilebilir hastalıklardan dolayı ölümler meydana geliyor. Nedir bu halimiz? İl başkanımız söyledi. Birliğimiz bozuldu. Birbirimize düştük. Peki sürekli bu halimizden sadece şikayet etmekle mi yetineceğiz? Hep ağlayarak mı geçecek ömrümüz? Hep bu halimizden şikayet etmekle yetinecek miyiz sadece? İşte bir fırsat önümüzdedir. Ramazan ayı, Kur'an ayıdır aynı zamanda. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan bir rahmet iklimindeyiz. Bu Kur'an ayında sadece yüzünden anlamını bilmeden hatim indirerek vazifemizi yapmış olacak mıyız? Yoksa Kur'an'ın kendisinde inmiş olmasından dolayı şereflenen Ramazan ayında Kur'an bize ne söylüyor? Bu Kur'an sofrasında bize nasıl bir şey ikram edilmiş, onu mu bakacağız? Muhakkak Allah bize adaleti emrediyor. Ve biz o ilahi emirden uzaklaştığımız için, birbirimize adaletle davranamadığımız için birbirimize düştük. Halbuki bizim kitabımız hakkı üstün tutma, adaleti ayakta tutmak için dosdoğru olmamızı istiyor bizden. Bizim en yakınımızın aleyhine bile olsa adaletten ayrılmamamızı bize emrediyor. Ama biz ne yaptık? Herkes kendi kavmini, kendi milletini ya da kendi mezhebini ya da kendi siyasi düşüncesini fanatik bir şekilde tutarak başkasına yapılan zulümlere seyirci kaldı, ses çıkarmadı. Haklar yenildi. Peki bu nasıl oldu? Biz kitabımızdan uzaklaşınca, yönümüzü batıya çevirince, mimi düşmüş medeniyet bize dayanak noktası olarak
bizim dayanak noktamız hak iken onlar kuvveti bunun yerine getirip koydular. Dediler ki kuvvetli olan haklıdır. Dediler ki kuvvetli olan kuralı kaideyi koyar. Dediler ki kuvvet sahibi olan o koyduğu kurallara uymayanları cezalandırır. Biz de buna tabi olduk. Halbuki bizde haklı olan kuvvetliydi. Halbuki hak sahibi toplumun en zayıfı bile olsa kimsesiz, gücü kuvveti olmayan, ekonomik olarak da çok zayıf birisi de olsa eğer hak sahibi ise en güçlü olan o idi. Zaten adalet de en zayıf olanın en güçlüden hakkını korkusuzca talep etmesi ve hakkına kavuşması değil miydi? Biz onlara uyduk. Onlar zaten kuvveti toplamışlardı. Ve oyunun kuralını kendileri için böyle değiştirdiler. Dediler ki kuvvet kimde ise haklı olan odur. Bize de dediler ki sizden hanginiz diğerine göre daha güçlüyse onu ezebilir. Ve birilerimize arka çıktılar. Birilerimize destek verdiler. Birilerimize kuvvet verdiler. Öbürünü ezmemizi istediler. Ve biz birbirimize düştük. Birbirimize düştüğümüz günden bu yana rahat yüzü, huzur yüzü görmedim. Böyle sadece şikayet etmekle yetindiğimiz müddetçe de huzur yüzü görmeyeceğiz. Adaleti kendi aramızda tesis etmediğimiz müddetçe de asla ve asla barışı görmeyeceğiz. Yan yana gelemeyeceğiz. Öyleyse çare bellidir. Nedir çare? Herkes hakkına razı olacak. Herkes yanındakinin hakkını da taslama onu teslim edecek. Salatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke ente semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم كلامını inzal ettiğin bu mübarek Ramazan ayının hürmetine ya ilahi ya rabbel alemin şeytanların zincirlere vurulduğu bu mübarek günler hürmetine Rabbim İslam beldelerinde tutuşturulan bu fitne ateşini ve fesadından eyle Rabbim. Bizleri yüklendiğimiz bu kutlu davada muzaffer kıl, ayaklarımızı sabit.